Selam sevgili dostlar, merhaba yazılımla MySQL derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Ben oluşturduğum, MySQL'de oluşturduğum e-ticaret veri tabanına PHP yoluyla bağlantı sağlamıştım. Ve böylelikle bir veri tabanına nasıl bağlantı kurulduğunu göstermiştim sizlere. Bugün yine bu bağlantı üzerinden ben oluşturduğum tabloları listelemeye çalışacağım. Listelemeyi bir tablo yoluyla yapacağım arkadaşlar. HTML kullanacağız. HTML'i de güzel bir CSS vermek için Bootstrap'ı kullanacağım. Ve buradaki gördüğünüz yapının aynısını ben web sayfasında, tarayıcıda görmeye çalışacağım. Ve böylelikle biz PHP, HTML ve MySQL arasındaki bağlantıları kurup bir listeleme ortaya çıkaracağız. Hemen başlayalım. İlk önce HTML sayfamı oluşturacağım. Bir önceki derste oluşturduğumuz bağlantılar klasörünün içine. Çünkü bu klasörün içine kurmam lazım ki benim bağlantıyı import etmem için. Bu işlemleri de adım adım göstereceğim size. Hemen geliyorum. Müşteri listele.html dosyasını, pardon büyük harflerle yazmışım. Müşteriler diyelim daha doğrusu nokta html diyelim ve kaydedelim. Bakın PHP'de olduğu gibi sol tarafta yine HTML'in ikonu geldi. Hemen HTML kodlarımı başlatıyorum ben arkadaşlar. Ve head kısmını oluşturuyorum. Daha sonra bunun içine bir meta tag atacağım. Ve bu meta'ya karakter seti vereceğim. UTF-8 diyeceğim ve bunu da kapatıyorum. Daha sonra title'ımı oluşturuyorum. Sayfama başlık vereceğim. Sayfa başlığım müşteri listeleme sayfası. Evet arkadaşlar, HTML'de sıkıntınız varsa merhaba yazılımın HTML derslerine bakabilirsiniz. PHP kısmında da sıkıntılarınız olursa tekrar ben PHP dersleri vermekteyim. Merhaba yazılım üzerinde. Oradan bütün eksiklerinizi kapatabiliriz. Hemen devam ediyorum. Artık benim burada heyri kapattım. Ve daha sonra geliyorum diyorum ki artık ben bir tablo yapısına giriş yapmam lazım. Ama bundan önce bir link yapıştıracağım. Bahsettiğim gibi Bootstrap'ı bağlamam lazım. O linki ayarladım ben arkadaşlar. URL üzerinden çekeceğiz bu linki. İndirme yapmadım. Hemen geliyorum, bunu dosyama import ediyorum. Bu bir CSS dosyası olduğu için yapı bu şekilde olması gerekiyor. Daha sonra hemen arkadaşlar ben bunun hemen altına geliyorum. Şurayı biraz daha kapatayım şöyle. Evet. Hemen body kısmından başlayalım. Ve body'yi kapatıyorum. Ve bu body'nin içine ben, hatta sonuna da alabiliriz. Body'nin sonuna geliyorum. Bootstrap'ın jQuery kodunu almam lazım, import etmem lazım. Hemen JavaScript, yani kodları, kod blokları arasına ben jQuery kodunu dahil ediyorum HTML sayfama. Güzel. Artık benim tabloyu oluşturma vaktim geldi. Geliyorum buraya. Tabloyu oluşturmadan önce bir class'ın içine almam lazım, bir container'ın içine almam lazım ki yapıyı düzgün tutabilmek için. Div oluşturuyorum arkadaşlar. Buna class veriyorum. Bu class'ı nereden vereceğim? Bootstrap'ın kendi sınıfından vereceğim arkadaşlar. Bu da container olacak. Ve bunu kapatıyorum div'i. Daha sonra gelip bir h1 başlık tag'ı açıyorum. Ve buna da müşteri listeleme, müşteriler diyelim. Müşteriler dedik ve buna da bir class verelim. Hemen bunun bir class'ı vardı. Class diyorum çünkü üstten alttan boşluk vermem lazım buna. MT5 diyorum ve böylelikle boşluğumu vermiş oluyorum. Kaydet diyorum, Ctrl S ile. Hemen tarayıcıma bakacağım. Geliyorum buraya. Localhost bağlantılara gelip müşteriler.html'i çalıştırıyorum. Bakın müşteriler başlığım geldi. Sayfanın ismi de şurada yazıyorum. Müşteri listeleme sayfası. Güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Artık benim table yapısına geçmem lazım. Table diyorum ve buna bir class atıyorum. Bu class'ı da Bootstrap'tan alacağım. Ona özel bir class yapısı var. Table boşluk. Table dediğimde tre border verdiğimde border dediğimde buna da empty
3 verelim. Fadinglerini, marginlerini alsın. Daha sonra bunun bir header başı olsun, head başı olsun, t head yapısı bu şekilde arkadaşlar. Ve geliyorum, benim MySQL'deki yapımı benzer bir yapı yapmaya çalışacağım. Bu satırımı oluşturacağım şimdi. Geliyorum, ilk satırım ne benim arkadaşlar? Hemen TR'mi oluşturuyorum, kapatıyorum ve geliyorum TH kodlarımı oluşturuyorum. İlk ismim müşteri ID. ID. Bunu çoğaltıp bunu büyük harfle yapalım. Veri tabandaki gibi olsun. Müşteri ID. Hemen pardon, bunu kopyalıyorum. Diğer verilerini almam için. 2, 3, 4 tane yapım vardı galiba. Hemen bakalım tekrardan. Müşteri ID'si, adı, soyadı, e-postası. Güzel. Buraya müşteri adı diyelim. Şu ID'den sonra adı, müşteri soyadı ve müşteri e-posta diyelim buna da. Posta. Güzel. Hemen bakalım yapımız arkadaşlar. Tarayıcıma geliyorum. F5 diyorum. Bakın müşterinin adresi, adı, soyadı, e-postasını düzenli bir şekilde MySQL yapımıza benzer bir şekilde aldım. Çok güzel. Şimdi benim gelip artık sütunlarımı oluşturmam lazım ki verilerimi rahat bir şekilde görmem lazım. Hemen geliyorum. Şu THD'nin altına ben bir tane satır oluşturacağım tekrardan. Hatta table body yaptık mı biz burada table body? Yok, tamam, şimdi geliyorum buraya. THD'nin altına bir t body açıyorum. Kapatıyorum ve buna geliyorum. Tekrardan TL açıyorum. Ve bunun içine TD yapılarından bir tane ekleyeceğim. Neden bir tane ekleyeceğim? Onu da size göstereceğim arkadaşlar. Bakalım yapım nasıl olacak. F5 diyorum. Bakın bir tane daha satır oluşturdum. Pardon, sütun oluşturdum. Şimdi arkadaşlar benim mantığım şu. Ben buradaki verileri, veri tabanındaki tablodaki verileri hepsini while döngüsüyle ya da for each döngüleriyle çekeceğim. Burada kaç tane veri var ise ben hepsini sayıp tek tek çekeceğim. O yüzden şimdilik HTML yapısında bir tane tutuyorum. Çünkü ben bunu while ile kaç tane veri varsa o kadar döndüreceğim. Artık benim bunu PHP sayfasına çevirmem lazım ve PHP kodlarını rahat bir şekilde yazmam lazım. Hemen bunu farklı kaydediyorum arkadaşlar. Save as diyorum. Bunun uzantısını buradan PHP seçeceğim. Ve kaydet diyorum. HTML sayfası da kalsın. Geliyorum buraya. .html yerine artık .php diyebilirim. Ve sayfam dinamik bir şekilde çalışıyor hale geldi. Güzel. Artık PHP kodlarımı yazabilirim. Ben bir önceki derste oluşturduğum bu bağlantı.php sayfasını bu müşteriler.php sayfasına import edeceğim. Import etmek, dahil etmek arkadaşlar. Yani artık ben her sayfaya tek tek bu kodları yazmak yerine bir defa bunları import edeceğim. Yani include'la dahil edeceğim sayfaya. Geliyorum hemen PHP kodlarımı açıyorum. Tag'larım daha doğrusu. Include fonksiyonu ile parantez içinde açıyorum. Tek tırnaklar arasına neydi dosyamızın ismi? Bağlantı. Bağlantı.php yazdığımda artık ben bunu oluşturduğum HTML sayfasına dahil etmiş oldum. Hemen çalıştıralım bakalım bağlantımız başarılı olmuş mu? Evet, bağlantı başarılı bir şekilde sağlandı. Şu an veri tabanı bağlantısını include yöntemiyle yaptık arkadaşlar. Şimdi benim artık tablodaki verileri çekmem lazım. Hemen ona başlıyorum. Şu kodunun altına geliyorum arkadaşlar. Buraya PHP kodlarımı açıyorum. Ve kapatıyorum. Buraya geliyorum, diyorum ki ben bir sorgu yazmam lazım ki bu müşteriler tablosundaki verileri almam için. Hemen bir değişken oluşturuyorum. Dolar işareti sorgu. Sorgu diye bir değişken oluşturuyorum. Ve bunu neye eşiteceğim arkadaşlar?
Hemen göstereyim. Bu bağlantı.php'de burada connect oluşturdum değil mi arkadaşlar? Daha sonra bu connect'i bu PDO'ya import ettik. Ve böylece biz package yapısını yapmıştık. Artık benim buradaki verileri almam için ben yani bu veri tabanını tamamen işlevsel olarak kazandırmak için bu PDO'yu almam lazım buraya. Geliyorum eşittir dolar işareti PDO alıyorum. Güzel ve bunu artık ben hazır hale getireceğim. Hangi fonksiyonla prepare komutuyla hazır hale getireceğim. Prepare ile pardon yanlış yazdım. Prepare. Ve artık ben SQL komutlarımı hazır hale getiriyorum. Ve burada bir sorgu yapabiliyorum prepare komutuyla. Güzel. Hemen çift tırnaklarımı açıyorum ve diyorum ki select yıldız from neyi arkadaşlar? Müşteriler tablosundaki bütün verileri çekmek istiyorum değil mi? Müşteriler sayfasındaki bütün verileri çekmek istiyorum. Güzel. Hemen geliyorum bakalım ben bak, kontrol ediyorum burayı. Prepare ile hazır hale getirdim. Select yıldız form ile müşteriler tablosuna bağlantı sağladım. Artık bu verileri yazdırmam lazım değil mi benim? Dolar işareti sorgu diyorum. Ve ben bunu execute ile pardon execute ile sorgumu hazır hale getiriyorum. Yani bir diziye aktarıyorum bunu. Execute ile bir diziye aktarıyorum bunu. Çünkü artık ben bu verileri listeleyeceğim. Dizin olarak indeksleyeceğim arkadaşlar. Çok güzel. Buraya kadar sorgumu hazır hale getirdim. Artık sorgumdaki verileri çekmem lazım. Çekme işleminde neyle yapacağız? Burada while döngüsünü kullanacağız arkadaşlar. While bizim yine for gibi sorgularımızı döndürmek için kullanılıyor. Hemen while'e girelim. While şu şekilde kullanıyor arkadaşlar. Parantezlerimi açıyorum ve sorgumu, koşulumu bu while'in içindeki parantezlerin içine yazıyorum. Dolar işareti oluşturduğum sorguyu çekmem lazım. Onun için dolar işareti çek sorgu diyorum. Ve bunun ile artık sorguyu eşitleyeceğim. Ve bütün verileri almam için fetch ile bütün soruları alacağım. Peki nasıl alacağım? PDO'nun güvenli yöntemiyle. Hemen PDO diyorum. 2 nokta ve fetch alt ile s son ile bütün verileri alacağım. Ve süslü parantezlerimi açıyorum, kapatıyorum. Şu süslü parantezi buradan kesiyorum. Çünkü burayı dahil etmem lazım. Bu while döngüsünün için çünkü ben buradaki td'leri çevireceğim. Hemen geliyorum bunun arkasının altına. PHP ile artık süslü parantezimi kapatabilirim. Süslü parantezimi kapatıyorum. Artık buradaki HTML'ler buradaki PHP kodun içinde yorumlanabilecek. Güzel. Gelelim benim verilerimi çekmeme. Ama ilk önce bir bakalım tarayıcıma. Kaç tane veri varsa o kadar satır döndürmesi lazım bana. F5 yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Veri tabanında kaç tane bilgi var? 5 tane ID var. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de satırım var. Güzel. Ama burada ufak bir problem var sanki. Evet bunu çoğaltmam lazım ki veriyi almam için. 4 tane mi vardı? Evet 4 tane. Bakalım şimdi. F5 diyorum. Evet. Bütün sütunlarım da oluştu bu şekilde. Artık ben verilerimi çekebilirim buradan. Peki veri çekme işlemini nasıl yapıyorum arkadaşlar? Hemen buralara PHP taglarımı açıyorum. Çekme işlemini tekrar echo ile yapıyorum. Ve ben echo yaptıktan sonra bütün çekme işlemlerimi çek sorgu üzerinden yapacağım. Bu sorguyu burada dolar işareti çek sorgu dediğimde ve neyi çekeceğim buraya arkadaşlar? Veri tabanındaki müşteri ID'yi ben buraya çekeceğim. Hemen gelip alıyorum buradan müşteri ID'yi.
tırnaklar içine yazıyorum ve noktalı virgülümü koyup parantezimi PHP takımı kapatıyorum. Ve bakıyorum ID'lerim başarılı bir şekilde geldi. F5 diyorum, bakın bütün ID'lerim başarılı bir şekilde geldi. Güzel. Ve ismini çekmem lazım artık. Geliyorum tekrardan PHP taglarımı açıyorum. Echo ile veriyi çekeceğim. Nasıl çekeceğim? Check sorgu fonksiyonuyla oluşturduğum check sorgu değişkeniyle ben müşteri adını bu şekilde çekeceğim arkadaşlar. Geliyorum tek tırnaklar içinde. Neydi ismimiz? Hemen bakalım. Adı. Geliyorum buraya, adı yazıyorum. Kaydediyorum ve bakalım adı gelecek mi? Evet, müşterinin adları da geldi. Çok güzel. Bunu kopyalıyorum tekrardan arkadaşlar. Buraya da soyadını çekeceğim. Yapıştırıyorum. Geliyorum buraya. Soy adı diyeceğim. Kaydedeceğim. Bakalım. Soyadını da başarılı bir şekilde aldık. En son olarak da e-postasını tekrar PHP kodları arasında yazıp çekeceğim. Echo komutuyla. Echo dolar işareti çek sorgu. Neyi çekeceğim? Noktalı virgülümü koyuyorum. Tırnaklarımı açıyorum. E-posta. Nasıl yazmıştım? Hemen ona da bakalım. E-posta. Kaydediyorum arkadaşlar ve tarayıcıma geliyorum. Yeniliyorum. Bakın başarılı bir şekilde e-postayı da çektik. Evet arkadaşlar, biz bir veri tabandaki tabloda verileri PHP yoluyla bu şekilde çekebiliyoruz. Bir sonraki dersimizde bir veri ekleme nasıl yapılacağını, güncelleme işlemlerini ve silme işlemlerini yapıp MySQL'de, yani şurada arayüzünde MyAdmin'de, PHP MyAdmin'de daha kısa yollarla tablo oluşturmayı, daha kısa yöntemle veri tabanı oluşturmayı sizlere göstereceğim. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin arkadaşlar.